Malatya'mızın dediğim gibi 80 çeşit köftelerinden en önemli köftelerimizden bir tanesi içli köfte ve analı kızlı köfte. Bunu hem tritli yapar bizim ev hanımları, Allah razı olsun annelerimiz, bacılarımız, ablalarımız. Malatya'dan dışarıdan gelen veya evlerde bir misafir geldiği zaman mutlaka böyle evin en güzel, en nadide ev yemeği kiraz yaprağı. Analı kızlı köfte, içli köfte, bunlar mutfağın adeta baş oyuncusu efendim. Zaten seferberlikte bu ablalarımız, yani annelerimiz, ablalarımız, hanımefendiler, yani yokluktan adeta bu güzel el becerileriyle, hanım eliyle çok güzel köfteler icra etmişler. Bu analı kızlı köftemiz de yaklaşık bir asırdır Malatya mutfağının hakim yemeklerindendir. Yani hakikaten çok müstesna bir yemeğimizdir. Aslantepe kalıcı eser olarak literatüre girdi. Onun bu yazın çok güzel katma değerini Malatya esnafı gördü. Zaten derneğimiz de yaklaşık bir yıl önce kuruldu. Malatya'nın bu zengin kültürünü, sanatını, ondan sonra gastronomisini ön plana çıkarmak için Allah da sanki bu ikisinin beraber tevafuk oldu. Esnafımız bu konuda elhamdülillah muhteşem bir ivme kazandı. Tabii özellikle insanlar gitmiş olduğu illerde o ilin en meşhur yemeğini ve yöresel yemeğini tatmak istiyor. Çünkü bazı yemekler bazı illerde vardır ama özellikle hangi şehre giderseniz gidin o şehrin yöresel yemeğini, en zengin yemeğini yemek ister insanlar. Bu vesileyle biz artık hamdolsun böyle ablalarımız kooperatifler kurdular belediyeler öncülüğünde, valilik öncülüğünde. Bizler de dernek olarak onların önünü açmak noktasında elimizden gelen maddi manevi bütün himmeti, hamiyeti gösteriyoruz efendim. Tabii zaten elhamdülillah şimdi eskiden 5-10 sene önce belki analı kızlı köfteyi 1-2 noktada yiyebilirdiniz. Şimdi hem lokantalarımızda bulunuyor hem bayan kooperatiflerin kurmuş olduğu atölyelerde veya mağazalarda veya işletmelerde Allah'a çok şükür hem kiraz yaprağı hem içli köfte hem analı kızlı köfte hem de Malatya'nın yöresel yemekleri bumba falan vesaire. Tavalar, kağıt kebapları hepsi elhamdülillah ekser lokantalarda ve işletmelerde bulunuyor efendim. Biraz zor ve uğraştırıcı bir yemek. Önce sade yağsız sırt kısmından kıymayla bulguru, orta bulguru uzun süre, bir saat gibi yoğuruyoruz, dışını yapıyoruz. İçi için tekrar kıyma ve orta yağlı kıyma ve soğanla kavuruyoruz. Ayrı yerde nohut ve kuşbaşı eti pişirip salçalı suyla onun kaynamasını sağlıyoruz. Anasının içine o hazırladığımız kıymalı sostan koyuyoruz. Kızları da mini mini nohut büyüklüğünü geçmeyecek. Malatya'da kadınlık onunla ölçülüyor zaten. Biraz iri olunca o kadın sayılmıyor. İlla nohut büyüklüğünde olacak o kızlarının büyüklüğü. Onun için nohut büyüklüğünde de kızlarını yapıyoruz. Köfteler yapıldıktan sonra sıcak suda haşlayıp alıyoruz köfteleri. Nohutlu suyu üzerine, nohutlu ve etli sosumuzu da üzerine dökerek servis yapıyoruz. Evet, bizim için bu güzel bir şey oldu. Aslantepe'nin
dünya mirasına girmesi, böyle bir Malatya'nın tanıtımı. Tabii gelen de haliyle bizim yöresel yemeklerimizi tatmak istiyor. Geçen gün Amerika'dan gelmişti, bir Türktü ama Amerika'dan gelmişti. Yıllardır yemediği kiraz yaprağı köftesini istedi bizden. Biz onu tanıttık. Tabii bu şekilde bize de artıları oluyor. İster istemez gelen yabancı turistler de bu tadı tatmak istiyorlar. Çünkü kiraz yaprağı ve bu tiritli köfte onlar için çok değişik bir lezzet ve yapım aşaması çok farklı geliyor onlara. Onun için illaki tatmak istiyorlar. Bizim için de çok güzel bir getirisi oluyor bunların.